yavrandı. Ben de yardım edeyim mi? Gerek yok. Ne oldu? Neden gerginsin? Ne gergini ya? Niye gergin olacağım? Ne alakası var? Of ama ya. Her yerde, her yerde de olmaz ki. Ben mi? Evde, yolda, restoranda, dükkanda sürekli sizi görmek zorunda mıyız? Geldiğiniz yere felaket getiriyorsunuz, uğursuz. Ne diyorsun kızım sen? Olmaz yalnız böyle Sevda. Ayıp oluyor ama. Yasemin burada çalışıyor. Burada çalışıyor, evde de yaşıyor. Oh, iyi valla. Kocası da bir garip kendi de. Seni var ya yollarım kızım. Ne oldu ya? Niye belerttin gözlerini öyle bakıyorsun? Hayırdır? Sen niye böylesin ya ha? Ne gerginsin sen? Sen bir mutlu olsana, kardeşin evleniyor. Yasemin bak damarıma basma. Ateşe de sana da ayrı gerginim zaten. Şimdi benimle tartışma, zararlı çıkarsın. Al şunu. Bu ne be? Ah anne, ah alacağın olsun. Hepsi senin başının alttan çıkıyor. Celal, bak, bak vallahi zor tutuyorum kendimi ha. Hay konuşunca kötü gelin oluyorum, susunca annen ortalığı karıştırıyor. Ben tamam, annemi anlıyoruz. Annem hep aynı anne, tamam. Her zaman yapıyor bunu ama bu kız nasıl kabul etti o eğri Mustafa'nın büyürü olduğunu ya? Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Hay bir posta hesap sordum ona. Bana ne diyor biliyor musun? Yok efendim sorumluluk sahibiymiş, dürüstmüş. Hay bir görüşte anlamış bunu. O da bal gibi biliyor benim yutmadığımı. Ama yok, öyle kolay kurtulamaz benden. Tamam tamam, sen yine kızın üzerine fazla gitme. Biliyorsun Ayşe'nin inatını. İnsanın sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş. Bu burnumun dibinde değil, burnumun içinde bitti. Berihan, Züheyla, hadi hazırlık bir kahve yapın da keyfimize keyif katalım. Ay hala keyif diyor ya. Ben... Celal, sakın ha. Tamam Berihan, bırak kolumu. Tuvalete gideceğim ya. Yüzümü susartmam lazım, rahatlamam lazım. Tamam canım, bana ne kızıyorsun? Ya nasıl kabul eder bu kız ya? Nasıl? Berihan, geliyorum anne. Kabul etti ya. Kabul etti. Gözümün içine baka baka Ömer'le evlenmeyi kabul ediyorum dedi. İnat. İnat ama sırf inat. Başka hiçbir şey yok. Yani gururundan, inadından kabul etti ya. Yavaş yavaş. Ne yapıyorsun yavaş? Yasemin bir dur ya. Ay ne oluyor ya? Herkes stres, herkes bir gergin. Ne oluyor? Tamam özür dilerim. Ben de stres oldum. Ama ben dedim. O kıza kendini kaptırma dedim. Evsiz kalacağız dedim. Yasemin. Sanki senin tek derdin ev mi? Hı? Yani başka hiçbir şeyi önemsemiyormuş gibi konuşma burada. Evet benim tek derdim ev değil. Belki de senin hayatın boyunca göremeyeceğin kadar farklı dertlerim var benim Ateş. Ama ben sana dedim. O kız Mars. Uzanamazsın. Uzanmamalısın da. Bizim 5 kuruş paramız yok. Biz bugün evsiz kalsak 5 parası sokakta kalacağız. Ne yapacağız? Tamam. Tamam. Benim de artık tek derdim bu çatıyı başımızın üstünde tutmak. Oldu mu? Madem öyle bundan sonra sadece bunun için mücadele vereceğiz. Tamam. Başka hiçbir şey yok. Sadece ev. Tamam mı? Stres oldun? Olmadım. Oldun, oldun. Anlarım ben Yasemin, biliyorsun. Oldum, tamam oldum. Dükkanda zaten işler kesat. E para yok. Kira vakti geliyor. Bir de nişan meselesi çıktı. Bu insanlar ay başında bizden para isteyecek, nişan yapacaklar. Ama bizim paramız yok. Ne yapacağız? Ben stres olmayayım, kim olsun? Bunların hepsini biliyorum zaten Yasemin. Sen hiç merak etme. Ben seni gayet iyi anladım şampiyon. Aslında birbirimizden hiçbir farkımız yok. Hiç merak etme. Valizim burada da.
Kirayı bundan alalım. Sevdacığım, içeri girseydin canım, kapıda kaldın. Allah. Hayır, anlamıyorum. İlle de okulum, okulum derdi. Başka bir şey demezdi bu kız. Evet, yani kesin bir şey saklıyor anne bizden bu. Kesin, kesin bir şey var. Aa, Kıvırcık, ne var? Oo, Demir Efendi, sizin derdiniz nedir acaba? Daha dün konuştum ben bu kızla, istemiyorum dedi. İstemiyorum diyordu yani. Ne oldu şimdi acaba buna? Biz de annemle şimdi onu konuşuyorduk. Bana bakın. Bu kız aşık falan olmasın ya. Saçmalama anne. Saçmalıyorum değil mi ya? Ayrıca iki günde ne aşkı bu böyle ya? Bize yukarıda mantık nutukları atmadı mı bu kız? He. Aşk meşk işi falan değil bu. Başka bir şey var belli yani. Bence de öyle ama ne? Öyle öyle. Bence de öyle. Bir şey saklıyor bu ama ben bulacağım onu. Siz bana bırakın. Niye abla oldum ben? Ablalık görevi bu. Çözer. Çözeceğim. Çok kapalı şimdi. Kusura bakmayın, siz de yerinizden ettik ama idare edeceksiniz artık. Önemli değil canım. Nasıl olsa yarın gideceksiniz. Bir gün daha katlanırız artık. Yasemin. Ha. Sen bu Demir'i bayağı tanıyorsun değil mi? Yani. Sence Demir ne tür kadınlardan hoşlanıyor? Hoşlanmak mı? O anlamaz ki öyle hoşlanmak falan. Vallahi bak git sor. Hoşlanmak da neymiş? Erkek adama yakışmaz öyle şeyler falan demezse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Demir'le ilgili söylediklerinde haklısın belki ama. Haklıyım tabii canım. Beş para etmezim teki. Onun o dağdan inme hali aşırı tahrik edici değil mi? Tahrik edici değil. Ama benim sinirlerimi tahriş edici Sevdacığım. İyi, sevindim. Bakarsın abimle Ayşen nişan yaparken biz de Demir'le söz kesiveririz.